Herkese merhaba, Samsung Forum 2013'teyiz ve dolaşmaya devam ediyoruz fuar alanında. Görmüş olduğunuz Samsung NX300, Samsung'un yeni tanıttığı değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi. Görmüş olduğunuz gibi kompakt boyutlarıyla rahat bir şekilde tutulabiliyor NX300. Değiştirilebilir lensler, farklı lens seçenekleri var Samsung'un sunduğu ve yapacağınız çekime göre bu lenslerden dilediğinizi alabilir ve çekimlerinizi daha etkileyici bir şekilde yapabilirsiniz. Kabzasının tutuşu oldukça rahat, ön bölümün üzeri deriye benzer bir malzemeyle kaplanmış ve oldukça rahat şekilde eliniz kaymadan makineyi kavrayabiliyorsunuz. Arkaya baktığımızda arkada 3.31 inçlik bir AMOLED ekran var. Bu AMOLED ekran menteşeli özelliğine sahip. Menteşeli bu sayede diyelim ki bir yüksek açıdan çekeceksiniz veya farklı bir açıdan fotoğraf çekeceksiniz. Ekranı ayarlayarak istediğiniz şekilde rahatlıkla fotoğraf çekebilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu ekran dokunmatik özelliğe de sahip ve üzerindeki unsurları dokunarak kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz takdirde herhangi bir noktaya dokunarak odaklayabiliyorsunuz ve bu şekilde çekim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Oldukça hızlı bir odaklama ve çekim hızına sahip gördüğünüz gibi anında odaklayıp çekim işlemini gerçekleştirebiliyor Samsung NX300. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde çekim işlemini gerçekleştiriyor. Bu makinenin bir özelliği de ne? Wi-Fi desteği barındırması. Daily Wi-Fi desteğini barındırıyor ve üzerinde görünen Direct Link tuşuna bastığınız anda NX300'e çekilen fotoğraflar Samsung Smart kamera uygulamasının yüklü olduğu bir akıllı telefona veya tablete aktarılabiliyor. Şöyle gösterelim. Arkada bir Samsung Galaxy Note 10.1 var. Ve elimde de NX300 var. Şu anda Samsung Galaxy Note 10.1'de Samsung'un Smart kamera uygulaması açık ve iki kamera da birbirine eşleştirilmiş durumda. Eşleştirme işlemi için makinenin NX300'ün Direct Link tuşuna bastıktan sonra akıllı telefonda veya tablette bu NX300'e ait olan erişim noktasını seçmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da AutoShare uygulamasında bu şekilde kamera tanınıyor. İki cihaz birbiriyle eşleniyor. Daha sonra siz NX300'e bir fotoğraf çektiğinizde şöyle odaklayalım. Çektim fotoğrafı ve gördüğünüz gibi arkada tablette çekmiş olduğum fotoğraf anında görüntüleniyor. Tekrar çekeyim bir tane daha. Şöyle odaklamaya problem olmasın, evet. Ve görüldüğü üzere hızlı bir şekilde bu fotoğraf tablete geliyor. Tablete geldikten sonra da bunu dilediğiniz gibi alın. Üzerinde işlemleri gerçekleştirin. Bu şekilde rahat bir paylaşım kontrol imkanı sunulmakta. Devam edelim. Bunun dışında ekran üzerinde dokunmatik kontroller yardımıyla her türlü unsuru kontrol etmek mümkün. Gördüğünüz gibi menüler hepsi dokunmatik ekranla rahatlıkla geziliyor, ayarlanabiliyor. Bunun yanı sıra çekmiş olduğunuz fotoğrafları ve videoları da doğrudan cihaz üzerinde düzenleyebiliyorsunuz. Çekmiş olduğunuz fotoğraf görmüş olduğunuz gibi kırpma ve bunun gibi ayarları da Samsung NX300 üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi çeşitli fiziksel kontroller de var. Bu fiziksel kontrollerde özellikle çekim esnasında ayarları yapmayı kolaylaştıracaktır. Otomatik odaklama veya bunun gibi ISO gibi her zaman elimizin altında bulunmasını istediğimiz ayarlarda bu şekilde NX300 tarafından rahatlıkla yapılıyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim Samsung NX300 ile ilgili olarak.